Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Bu odadaki herkes üniversite mezunu değil mi? Herkes 10 yıldır bizimle bu şirkette çalışıyor. Bu odadaki herkes bu anlaşmayı imzalamak için 5 yıldır gece gündüz çalıştığımı da gayet iyi biliyor değil mi? Ve bu odadaki herkes başarısızlığa asla tahammül etmediğimi iyi biliyor. O yüzden hepiniz kovuldunuz. Mirza. Kendine gel oğlum. Öfke geldi mi? Akıl uçar gider. Pişman olacağın şeyler söyleme. Merak etme babaanne. Benim aklım da, fikrim de yerinde. Hata yaptılar, bedelini ödeyecekler. Mirza Bey. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Cezayı bana kesin. Arkadaşlarım görevlerine devam etsin. Sorumluluğu almakta geç kaldın Oktay. Şimdi gidin muhasebeye çıkışınızı versinler. Konuşsana lan. Anlat. Sevdiğim kadına ne yaptın? Söyle. Söyle kesin cezanı. Ne olur bir şey yapmış olma. Ne olur. Demek konuşmayacaksın. Yürü gidiyoruz. Nereye? Gelince anlarsın nereye gittiğimizi. Yürü. Nereye lan? Ya dış önüme be! Kendine gel. Ben hiçbir yere gitmiyorum oğlum. Sana geliyor musun diye sormadım Koray. Yürü! Tamam. İndir lan şunu. İndir lan geliyorum. Benim oğlum senin yüzünden katil olacak. Aldatılmayı sindiremedi içine. Yediremedi oğlum! Koray! Koray aç kapıyı. Heh. Eylül sana şimdi tüm gerçekleri anlatır. Sen bekle bakayım burada. Koray! Eylül? Yaz burada. Saçma sapan şeyler söylüyor. Benim masum olduğumu söyle. Ben seni hiçbir şey için zorlamadım, tamam mı? Nermin teyze çabuk ol. Bir delilik yapmadan Yağız'ı bulalım. Koray'ın evine gitmiştir kesinlikle. Eylül koş. Eylül yok. Gitmiş kesin Yağız'ı bulmaya gitti. Ah be kızım be. Ah be kızım. Yaptıkları yetmemiş gibi. Bir de oğlumun peşinden gidip kışkırtacak mı onu? Ne kışkırtması be kadın? Ne kışkırtması? Kesin Yağız'a engel olmaya gitti. Bizden uzak dursun yeter. Zaten her şey senin kızının başının altından çıktı. Yeter artık be! Yeter artık! Benim kızımın hakkında böyle konuşamazsın. Ne olup bittiğinden haberin yok. Kızımın başına geleni bildiğin yok. Benim kızımın günahını alma. Tabii canım, senin kızın günahsız zaten. Melek melek senin kızın. Benim çocuğum masum. Sen onun başına geleni bilsen şu ettiğin lafların altında var ya ezilirsin, ezilirsin. Neymiş olanlar? He? Neymiş olanlar? Söyle. Söyle de bilelim işin aslı astarı neymiş. Söyle. Söylesene Nurhan Hanım. Neymiş gerçekler? Susarsın tabii. Çünkü gerçekler ortada. Senin kızın yüzünden benim yavrum katil olacak. Hayatı kayacak. Senin o kızının yalanları yüzünden iki tane gencecik insanın hayatı kararacak. Yaşar.
Yaşar, iyi misin? İyi misin? Yaşar. Nisa. Oğlum ne yaptın sen? Gerekeni yaptım babaanne. Oktay Bey bizim kaç senelik çalışanımız ha? O yüzden daha dikkat etmesi gerekiyordu. Babaanne, hemen yönetim kurulunu toparlayalım. Tüm yetkileri üzerime alacağım. Sen de burada bekle. Bir yere ayrılma. Nisa ne yapıyorsun sen ha? Asım Bey'in oğlu iki ay evvel evlendiği nikah şahidi benim ben. Serap geçen sene doğurdu. Çocuğu el kadar. Oktay'ı hiç söylemiyorum. Adam emektarımız, en eski çalışanımız. Bu şirketi hep birlikte bu hale getirdik. Hepsinin emeği var. Aile sayılırlar. Emeklilerin karşılığını fazla fazla aldılar babaanne. O yüzden artık onlara devam etmiyoruz. Bana bak. Burası aile şirketi. Onlar da aileden. Anladın mı? Yarın kardeşin hata yapsa ne yapacaksın? Onu da mı koyacaksın kapının önüne? Evet. Hata yaparsa onu kapının önüne koyarım. Mirza sen ne biçim konuşuyorsun? Sen işe güce dalmışsın, aileyi falan hepsini unutmuşsun, geçmişsin. Senin vicdanın nasır bağlamış. Kalbin taş kesmiş senin ya. Babaanne. Ha. Ben her şeyi babamdan öğrendim. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Kalbini kırmak hiç istemiyorum. Ortada kırılacak kalp mi bıraktın ha? Paramparça yaptın, saldın ortaya. Üzgünüm. Sana bunları yaşatmak istemezdim. Zaten bir daha yaşamayacaksın. Anlamadım. Bütün yetkileri devralacağım senden. Birkaç saat burada bekle, lütfen. Yönetim kurulunu toplayacağız. Babaanne. Sen bana babamın emanetisin. Beni bu dünyada üzebilecek tek şey senin kalbinin kırılmasıdır babaanne. Bana biraz güven, inan. Ben bu şirketi en iyi yerlere getireceğim. Babamın mirasını da asla kaybetmeyeceğim. Babamın mirası. Gel Eylül, gel. Gel. Gel de şu hale bak. Gündüz vakti evimiz basılıyor. Tehdit ediliyorum. Rezalet ya. Eylül. Şuna söyler misin ha? Sen benim karımsın. Ben sana zarar verir miyim hiç? Yalan konuşma. Sesini kes. Eylül. Bana bu işin gerçeğini anlat. Hiç kimseden korkmadan anlat. Bu adi herif sana bir şey yaptı mı? Sen böyle yapmazsın Eylül. Sen beni bu kadar kolay bırakmazsın. Bu işin içinde bir iş var. Bu şerefsiz sana bir şey yaptı mı? Evet. O gün bizim evimize geldi. Sonra ben git dedim, istemedim içeri almak. Dinlemedi. Bir şey konuşacağım seninle dedi. Çok önemli bir şey. Son defa konuşacağım dedi. Git dedim, istemedim içeri almak. Dinlemedi. Eylül, yapma. Kes sen sesini! Eylül, ben buradayım. Korkmadan anlat. Sonra içeri girdi. Ben elime bıçak aldım. Kendimi korumaya çalıştım. Ama yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Yapma dedim. Öldür beni ama ne olursun bana bunu yapma dedim. Ama dinlemedi. Yemin ederim ben istemedim. Şerefsiz.
Geberteyim mi lan şimdi seni ha? Geberteyim mi lan? Yaz yapma. Yaz. Yalvarırım yapma. Bak yalvarırım. Hataydı. Özür dilerim. Nasıl yaparsın lan? Hı? Nasıl kıyarsın? Yaz. Yalvarırım yapma. Elini kanı bulama ne olursun. Bırak şunu hadi. Yaz. Yalvarırım yapma. Şeytana uydum diyorum. Bak özür diliyorum. Ne özür lan? Ha? Ne özür lan? Hadi erim. Senin nefes almaya hakkın yok artık. Eylül! Anlat Eylül, anlat. Bana bir şey anlat. Bu adam sana bir şey yaptı mı Eylül, anlat. Saadet Hanım. Otay Bey. Çok üzgünüm. Ne olur kendinizi üzmeyin. Mirza haklı. Artık dünyanın düzeni bu. İş dünyası çok acımasız. Biz de artık eskide kaldık. Şirket için de, benim için de hayırlısı bu. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun Oktay Bey. Çok sağ olun Saadet Hanım. Ha bu arada Saadet Hanım, aklımdayken şunu da vereyim. Mehmet Yılmaz'ın ev adresi. İstemiştiniz. Demek buldunuz. Hakkınızı helal edin Saadet Hanım. Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Bu arada bana düşmez ama. Oktay Bey olur mu lütfen buyurun. Mirza'yı yıllardır tanırım. Her geçen gün kalbi giderek taşlaşıyor. Böyle giderse sağlığından olacak. Etrafında kimse kalmayacak. Konuşsana. Bir şey yok desene şuna. Sen konuşma. Eylül söyle. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Oğlum senin yüzünden. Hapislerde çürüyecek. Mahvettin ailemizi. Hadi sevgilim. Hadi canım benim hadi. Doğruları anlat da öğrensin Yaz Efendi hadi. Sana sus diyorum. Bak sabrımı taşırıyorsun. Dur. Dur yapma Yaz. Dur. Bırak onu. Bırak. Onun bir suçu yok. Suçsuz. O bana zorla bir şey yapmadı. Gel Yaşar'ım gel. Gel. Şöyle oturtalım. He. Ben gel. He, otur. Ben içeriden bir su alayım. Ah, var bende var. Ah. Yaşar. İlacın yanında mı? İlaç getireyim mi içeriden Yaşar? Tamam iyiyim. Gerek yok. Hay Allah'ım çok şükür elim ayağım boşaldı. He. Nermin teyze Yağız. Ne oluyor? Kim katil oluyor Nuran? Yine neler oluyor? Yaz. Eylül'ün Kore'yi eve aldığını duymuş. Babasının silahını kaptığı gibi evden çıkmış. Biz de Eylül'ün yanına geldiğini düşündük. Onu aldattığı için çekip vuracak zannettik. Tövbe tövbe. Allah korusun canım. Kesin Kore'yi bulmaya gitti. Kalk gel hadi biz içeri girelim. Seni bir yatırayım. Ben de gideyim Eylül'ü bulayım. Eylül nerede? Ne bileyim. Yaz'ı bulmaya gitti herhalde silah aldığını duyunca. Neden engel olmadın Nuran? O da Koray'ın yanına gitmiştir. Vallahi ben gidiyorum. Çocuğum bir delilik yapmadan yetişmem lazım. Biz de geliyoruz. Yaşar sen nereye gidiyorsun be adam? Sen gir içeri ben gidip ararım. Olmaz Nuran. Eylül de Koray'ın evine gitmiştir. Yürü yürü hadi. Yıllar sonra karşılaşacağız Mehmet Yılmaz. Yıllar sonra. Teyzeciğim verdiğin adrese geldik buyur. Sağ ol. Üstü kalsın.
Hayırlı işler. Bakar mısın? Buyur teyzeciğim. Buralarda Mehmet Bey vardı. Eşi döndü hanım. Kızları vardı Leyla. Nerede oturuyorlar acaba? Burada öyle birisi yok. Benim bakayım isterseniz. Burası 1685. sokak. Kağıtta 1682 yazıyor. Aşağıdaki sokaklardan birisi olabilir teyzeciğim. Anladım. Taksici yanlış getirdi herhalde. Teşekkür ederim. Rica ederim İdiler. Teyzeciğim, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Nefesim kesildi birden. Dizlerimin bağı çözüldü. Gelin ki. Oturun şöyle, biraz soluklanın. Bir saniye, soğuktur orası. Çok teşekkür ederim. Eczacı bir ablamız vardı. Telefon açayım, tansiyonunuza baksın. Yok. İstemem evladım, iyiyim ben, iyiyim. Emin misiniz? Şöyle bir nefesim daraldı. Soluklanayım geçer. Bir saniye, su vardı çantamda. Su için biraz. Daha yeni açtım, temiz. Allah'ım çok şükür. İyi geldin. Buyurun kapağı sizde kalsın, sonra içersiniz. Değiş tokuş yapalım. Teyzeciğim, ben o parayı almam. Aşk olsun. Evladım, zamanını harcadın, suyunu aldım. Ya olur mu öyle şey? Bir hayır duası edersiniz yeter. Yapabileceğim başka bir şey var mı sizin için? Hayır yok. Hadi sen işine gücüne git. Yok. Dikkat edin kendinize, hoşça kalın. Gel bakalım. Belki karşılaşırız sahibinle. Gel. Belki görürüz sahibi. Eylül, bu adamı korumaya çalışma. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Yapmadı dedim. Yapmasaydı sen böyle olmazdın. Seni istemeye geldik. Bana hayır dedin. Biz birbirimizi seviyoruz Eylül. Her şey yolunda giderken sen benden vazgeçmezsin. Seni tanıyorum. Şimdi bana işin gerçeğini anlat. Gerçekler bunlar. Ben bilemedim böyle olacağını. Eylül. O bana zorla bir şey yapmadı. Onu eve ben çağırdım. Yalan söylüyorsun. Senin gözlerinin içine o kadar çok baktım ki ben. Gözlerinde ne demek istediğini biliyorum Eylül. Beni kandıramazsın. Sen benim canımsın. Kıymetlimsin. Senin tırnağına zarar gelse ben ölürüm Eylül. Bu adam sana bir şey yaptı. Bana anlat Eylül. Yalan söyledim de. Onu eve almadım, yapmadım de hadi. Yeter lan! Çek lan ellerini karımın üstünden. Koray! Lan sen hala konuşuyor musun ha? Konuşma lan! Yaz dur! Yaz dur! Yaz dur! İnşallah kötü bir şey olmadan yetişiriz Nermin teyzeciğim. Oğlumu ne hale getirdi o şeytan? Benim yavrum eline silah alacak çocuk muydu? Ama soracağım bunun hesabını ona, soracağım. Sorarız. Önce Yağız'ı bir bulalım da.
Yaşar. Azıcık yavaş gidelim. Bak iyi misin? Kalbin sıkışacak yine. Ben nasıl iyi olayım Nurhan? Kızın ettiklerini görmüyor musun? Rezil etti bizi. Dünya aleme rezil etti. Ama ben göstereceğim ona. Şu işlerden bir kurtulalım. Kocasının evine dönecek. Yaşar kurban olayım yapma. Sen de karışma. Bu iş bitti. Yas. Eylül. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Vallahi Saadet Hanım, çok sevindim, çok mutlu oldum. Geleceğinizi bilseydim börek açardım. Siz benim kabaklı böreğime bayılırdınız. Ben de Mehmet Bey'in vefatını duyunca çok üzüldüm şimdi ya. Daha önce haberim olsaydı mutlaka gelirdim. Başınız sağ olsun. Sağ olun Saadet Hanım, sizler sağ olun. Evimizin direği göçtü gitti işte ansızın. Ben de iki kızımla kala kaldım ortalarda. Kadın başına zordur tabii. Bu büyük kızın Zeyla mı? Evet, evet. Leyla. O fotoğraf da sizin çiftlikte çekilmişti hatta. Pek güzel çocuk. Vallahi Saadet Hanım, Leyla olmasa yapamazdım. Maşallah elinden her iş geliyor kızım. Her işe koşturuyor yavrum. Mayası güzel. İyi de yetiştirdim. Ay, ellerinize sağlık. Çok zahmet etmişsiniz. Buyurun buyurun. Hiç yemediniz. Ben çayımı soğutmayayım. Anne ben... Leyla'm, ben de senden bahsediyordum. Saadet Hanım'ı tanıdın mı? Silah sesi miydi o? Birini vurdular. Ne oldu? Yas! Nermin teyze. Oğlum. Nermin teyze. Katil oldu benim yavrum. Eylül. Yaşar. Eylül. Kızım Yaşar koş. Koş. Yürüyün durmayın yürüyün. Allah. Allah. Nermin teyzeciğim bak. Havaya sıkmıştır bir şeydir. Kendine zarar vermemiştir Nermin teyze. Yasin. Kalk Nermin teyzeciğim. Kalksana be kadın. Kalk Nermin teyzeciğim hadi kalk. Yasim oğlum. Yas. 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 Kalk. Kalk ne oldu? Vuruldun mu? Ha? İyiyim. Eylül. Yalan ne? Bu adam yalan söylüyor de. Niye Eylül? Bu adamı niye evine aldın? Benim oğlum senin yüzünden katil olacak. Bu arada polise falan haber verirsen affederim. Cevap versene Eylül. Niye? Bitiyor mu İdris Bey? Birkaç detay kaldı. Birazdan hazır olur. Babaannem nerede? Bilmiyorum efendim. Görmedim. Burada değil. Allah Allah. Nerede bu kadın ya? Neden Eylül? Bana bir açıklama yap. Koray'dan kurtulmak isterken Koray'ı niye eve aldın? Dayanamadım. Ben böyle hayal etmemiştim ki.
Yanımızda ailelerimiz yok. Hiç kimse destek değil. 5 kuruş parasız bir hayat. Kaldıramadım. Yalnız bıraktın beni, anlamadın. Ben de bir hata ettim. Koray'la oldum. Oğlum. Özür dilerim. Sana bunu yapmamalıydım. Ama kendime engel olamadım. Koray'ın bir suçu yok. Onu ben çağırdım. Günah olan tek kişi benim. O yüzden o silahı bırak. Bırak. Artık bizim için hiçbir şey yapmana gerek yok. Bitti. Bitti yaz. Biz diye bir şey kalmadı. Oğlum. Allah Allah ya. Ben seni nasıl tanımadım? Ama çiftlikte pek küçüktün. O zaman da güzeldi ama şimdi büyümüş, güzelleşmiş, serpilmiş. Ya tabii canım, çocuktu o zaman. 12 miydi, 13 müydü? Benim de aklıma sonradan geldi ama sizin olduğunuza ihtimal vermedim. Tabii canım. Benim de hiç aklıma gelmedi sizi böyle karşımda göreceğim. Biz sizi memlekette biliyorduk. Buraya geleceğiniz aklımın ucundan geçmezdi. Haklısınız. Aa, bu bende kalmış. Aa, çok teşekkür ederim. Ya, taksiden indim. Yanlış yerde inmişim. Şöyle bir göğsüm sıkıştı. O sırada Leyla kızım yetişti. Yardım etti bana. Yetişir yetişir. Melek gibidir benim kızım. Her yere yetişir. Vallahi kızım diye söylemiyorum Saadet Hanım. Her işime yardımcı. Çocuk gelişimi meslek lisesinden mezun oldu. Üniversiteyi de kazandı ama gidemedi. Mehmet öldüğünden beri çalışıyor benim yavrum. Bir de benim büyük oğlan var, Çetin, bilirsiniz. Aa, hatırladım. Çiftlikte babasına yardım ederdi herhalde. Hah, o da askerde şimdi. Bir 5 ayı daha var. Bir de ufak kız var, Deniz. O da malum biliyorsunuz, sakat, özürlü. Anne, sakat deme lütfen. Ay ay Allah, ay, ağzım alışıvermiş işte. Sakat değil, engelli, engelli. Biraz daha kurabiye alır mısınız? Yok evlat. Benim şekerim var. 2 tane birden yedim, fazla gelir. Pek güzel olmuş, sen mi yaptın? Evet evet, maşallah çok güzel yemek yapar. Eli çok lezzetlidir. Benden geçmiş, el verdim kızıma. Maşallah maşallah. Aa, biz de Ankara'ya taşındık. Mirza da Almanya'dan döndü. Oraya temelli yerleşti diye biliyoruz biz. Yok yok canım. Oradaki şirketi toparladı, döndü buraya. Biz memlekette kalırız zannediyorduk ama Mirza istemedi. Ailesinin yanında istedi. Torunla gelin evi kapatıp gelecekler. Biz Mirza'yla önden geldik. Ha yavrum, Deniz gelmiştir, bir bakıver. Ben bir bakayım. Mirza burada, Ankara'da. Sakın. Kızım, el kaldırma. Değmezmişsin. Bana herkes uzak dur dedi.
Kimseyi dinlemedim. Eylül öyle bir kız değil dedim. Hepsini karşıma aldım. Senin için, aşkım için. Hepsinden vazgeçtim. Ben ailemden vazgeçtim. Haklılarmış. Ben hayalimde yaşarken gerçeği görememişim. Kafamın içindeki kıza aşık olmuşum. Ama o sen değilmişsin. Sen benim sevgimi hak etmemişsin. Oğlum. Ahlaksız seni. Bir daha. Ama bir daha seni oğlumun etrafında görmeyeceğim. Çıkın gidin buradan. Kızımı da rahat bırakın. Oğluna söyle. Karımın peşini bıraksın. Yazıklar olsun size. Babaanne. Babaanne neredesin? Hanımım yok Mirza Bey. Ne demek yok? Evde değil mi? Sabah birlikte çıkmıştınız. Sonra gelmedi. Aradığınız kişiye şu an ulaşamıyorum. Babaannem eve gelir gelmez hemen haber verin. Tamam Mirza Bey. Şuraya bak ya. Herif gündüz gündüz elinde silah ev basıyor ya. Tam şehir eşkıyası bu çakal ha, ben size söyleyeyim. Allah'tan ağzının payını aldı da defoldu gitti pislik. Tamam annem, tamam. Geçecek yavrum. Geçmeyecek. Yaşar babam. Ben karımı seviyorum. Benim teklifim hala geçerli. Bu ev Eylül'ün evi. Bu evin kapısı sonuna kadar Eylül'e açık. Ben geçmişe bir sünger çekmeye razıyım. Bu kadar basit. Ben onun mutsuz olmasını değil, ağlamasını değil. Ben bu kızın gülmesini istiyorum ya. Eylül. Hadi güzelim evine dön. Hadi her şeyi yeniden. Eylül burada kalmayacak. Bitti. Yaşar. Çocuk eve dönmek istiyor. Götürelim kızımızı. Ankara'ya taşınmışlar yani. Mirza ile aynı şehirdesin şu an. Evet. Ben bir daha Türkiye'ye dönmez diyordum ama. Dönmüş. Hem de buraya. Evlenmiş mi acaba? Bilmiyorum Deniz. Sormadım. Yok yok, evlenmemiştir. Evlense babaannesi söylerdi zaten. Saadet Hanım, üşüyorsanız biraz daha odun atayım. Yok. Çok teşekkür ederim. Gayet iyi. Ben bir lavabonun yerini soracaktım. Ben size eşlik edeyim. Hayır teşekkür ederim. Ben bulurum. Nerede? Koridorun sonunda. Çamaşır makinesinin üstünde misafir havlumuz da var. Teşekkür ederim. Sağ ol. İster misin Saadet Hanım almaya Mirza gelsin? Seni görmek için. Yok artık Deniz. Saçmalama. Ne ya? Belki o da sana aşıktır. Sen yıllardır onu düşünüyorsun. En son kaç sene önce gördün. Hem sana verdiği kolyeyi bile hala saklıyorsun. Evet ama... Biliyorum abla. Sen ona aşıksın. Saklama benden. Annemin magazin dergisinden Mirza'nın fotoğrafını kestin. Gördüm. Kitabın arkasında duruyor. Of. Ona bakıp hayaller kuruyorsun değil mi? Deniz, tamam artık lütfen. Ya diyorum ki, sen ona bu kadar aşıksan... Belki o da sana karşı boş değildir. Ankara'ya senin için taşınmıştır.
Deniz, öyle şeyler filmlerde olur. Hem Mirza kim? Ben kimim? O beni hatırlamıyordur bile. Neyse, hadi gel Saadet Hanım'a bir hoş geldiniz de. Ayıp olmasın. Saadet teyze. Ben lavaboya bakmıştım. Merhaba kızım. Hoş geldiniz Saadet Hanım. Şey, lavabo hemen şurada, karşıdaki kapı. Teşekkür ederim. Ha, bu arada Mirza'nın sana selamı var. Gerçekten mi? Yani şey, sağ olsun. Siz de ona selamımı iletin. Başım gözüm üstüne. Ha, bu arada ne zaman çiftlikten bahsetsek seni sorar durur. Sağ olsun. Deniz, duydun mu? Mirza beni soruyormuş. Hani filmler doluyordu. Al işte. Yürü. Yürü kalk. Yaşar baba, bıraksana kızı ya. Sen karışma. Yürü kalk. Yürü. Yürü. Yaşar, yavaş, Yaşar. Yaşar. Yaşar, yavaş, tamam. Ay! Yavrum. Kalk anne. Kalk kızım. Yürü. Kalk. Aleme tamam. Kaçmamış mıydı bu kadın? Ne oldu? Zaten aldatmış, tekrar aldatmış. Yaz dur. Değmez, yapma bunu kendine Yaz. Yavrum dur. Beklesene, kurban oldum. Yaz kendine gel ne olursun Değmez. Edis Bey, babaannem evde de yok. Nerede bu kadın? Siz çıktıktan sonra güvenlik taksiye bindiğini söyledi efendim. Hemen taksi durağını arasınlar, nereye gittiğini öğrenin. Hemen. Selamın aleyküm. Babaanne, sen neredesin? Ben senin gibi değilim evladım. Öyle insanları kovup rahatça oturamıyorum. Daraldım, şöyle biraz dolaşmaya gittim. Peki babaanne, telefonu da kapatmışsın. Sana ulaşamadım. Lütfen yapma. Telefonun her zaman açık olsun. Edis Bey, her şey hazır mı? Hazır efendim. Toplantı odasına geçebiliriz. Geçelim madem. Yönetim kurulu üyeleri de birazdan burada olur. Bir an önce imzaları atalım. Artık her seferinde yönetim kurulunun keyfini bekleyecek halimiz yok. Değil mi babaanne? Kızım, getir bakayım sözleşmeyi. Okumadan imzalanmaz, değil mi? Sağ ol. Burası da iyi. Tamam Edris Bey, tamam. Yalnız bir madde eklenecek. Baban ne maddesi? Ufacık bir madde. Sonuna şöyle. Eklemezseniz imzalama. Edris Bey, babaannem ne istiyorsa ekleyin. Buyurun Saadet Hanım, dinliyorum.
Yaz İdris Bey. Hisselerimin devri için Mirza Ateşoğlu'yla Leyla Yılmaz'ın 2 sene evli kalması gerekmektedir. Bunu olduğu gibi tebliğ ederim. Ne? Yaz İdris Bey, tebliğ ederim. Geç şuraya. Bundan sonra bu odadan dışarıya adım atmayacaksın. Madem kocanın yanına dönmüyorsun, çıkmayacaksın bu odadan. Dışarı çıkıp bizi daha fazla rezil etmeyeceksin. Yüzümü daha fazla yere eğmeyeceksin. Yaşar, kurban olayım, ne olur yapma, cezalandırma çocuğu. Nuran, sen de koruyup durma şunu. Bu evde hapis hayatı yaşayacak. Bu odadan ancak kocana dönersen çıkacaksın. Yaşarım, yaşarım bak, yaşarım. Ne olur bak, her şey daha kötü olacak yaşarım, ne olur. Çık dışarı, çık. Hayır. Annem, yavrum, kurban olurum yavrum. Kıyamam ben senin gözünün yaşına. Saadet Hanım geldi, her iş kaldı ayol. Ay, daha perdeleri de yeni koyduk çamaşır makinesine. Anne, neden gelmiş o kadın? Ay, ne bileyim ben, Ankara'ya gelir gelmez soluğu burada almış. Daha babanızın öldüğünden bile haberi yok. Belki evli bir iş için gelmiştir. Ne demek kız? Mirza ablamı sorup duruyormuş. Aa, Mirza ablanı nereden hatırlasın? Leyla? Çiftlikte karşılaşmıştık. Mirza at biniyordu. En son o zaman görmüştüm. E niye sormuş seni? Canım merak etmiş sormuş işte. Boş verin şimdi, ben yemek hazırlayayım. Kaçma abla. Umurunda değilmiş gibi yapma şimdi. Zaten Mirza'nın çiftlikte sana verdiği kolyeyi de hala saklıyorsun. Görünce verirsin artık. Deniz, bana bak. Ay iyi, boş boş konuşup kafamı şişirmeyin ayol. Aa, Mirza kim, ablan kim? Daha bir sürü işimiz var. Çamaşır makinesinden perdeler çıkacak. Onlar kurumadan asın, kırışmasın. Yemeği de koyun. Abla, perdeleri ben assam olur mu? Sen dinlen biraz, izin günün zaten. Sen ödevlerini yap canımın içi. Ben hallederim. Abla lütfen bir kerecik ben assam. Yapabilirim bak valla. Kırıştırmam, dikkatli asarım. Hem ne olur bir denesem. Ben hallederim. Sen kendini yorma şimdi. Haklısın tabii. Ben bacakla hiçbir şey yapamam. Beceremem öyle şeyleri. Aa, Deniz. Kızım. Deme öyle şeyler bakayım. Aa. Bunun için demedim canımın içi. Sen istesen her şeyi yaparsın. Bilmiyor muyum sanki? Hem perdeleri asmak hoşuma gidiyor. O yüzden dedim. Bak şöyle yapalım. Sen toz al, ben perdeleri asayım. Olur mu öyle? İyi madem. Babaanne sen ne diyorsun? Ne evliliği? Leyla Yılmaz da kim? Aa, oğlum. Bizim çiftlikteki Leyla. Anasıyla babası bizde çalışıyordu. Mehmet'in kızı. Çiftlik mi? Hatırlamıyorum. Leyla'yı gördüm. Pek bir güzel olmuş. 10 parmağında 10 marifet. Çok güzel kız. İyi kalpli de. Kanatsız melek. Sokakta fenalaştım, benim kim olduğumu bilmeden kız bana yardım etti. Bu zamanda böyle kız hayatta bulamazsın. Mirza. Al. Evlen. Mutlu bir yuvan olsun oğlum. Hı? Babaanne. Aklını ne kurdun bilmiyorum ama. Leyla Yılmaz kim? Onu da tanımıyorum. Lütfen imza at, işimize bakalım. İmzalamam. Maddeyi oraya koy, kızla evlen, imzalayayım. Babaanne sen ciddi misin? Oğlum, böyle şeyin şakası olur mu? Eğer evlenirsen imzalarım. Evlenmezsen imzalamam. Keyfim bilir. Ha bu arada. Son sözüm bu. Hı? İdris Bey.
Leyla Yılmaz'ın adresini bulun bana. Hemen. Ne oğlum? Sen haklıymışsın baba. Benim için Eylül diye biri yok artık. Defter kapandı. Huriye'ye gidiyorum dizi izlemeye. Ay bugün heyecanlı gün. Çocuğun DNA'sı çıkacak. Burası çıkmamış burayı da. Leyla çorba ocakta, onun terbiyesini yapıver, tamam mı kızım? Tamam anne. Da kalmamış. Neyle yapacağım terbiyeyi? Ablacığım, yoğurt kalmamış, ben gidip alıyorum. Ocağın altını kıstım, sen yine orada kontrol edersin. Abla bari bakkala ben gitsem. Bir koşu gider gelirim. Sen işine bak. Ben koşup gidemem tabii. Haklı. Ne var sanki yardım etsem, omzundaki yükü azaltsam? İzin gününde bunlarla uğraşıyorsun. Esibalarımda dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Kocası. Sen yokken eve aldığı adam. Bana sunduğun o hayata dayanamadım. Ben böyle hayal etmemiştim ki. Ben de bir hata ettim. Koray'la oldum. Kevafi Seyfo. Eylül yengemle
Şimdi her şey bitti mi? Bitmedi Seyfo. Her şey yeni başlıyor. Eylül bundan sonra benim en büyük düşmanım. Bana yaptıklarının hesabını soracağım ondan. Benim çektiğim acıları o da çekecek. Her şey yeni başlıyor. Kolay gelsin Ahmet abi. Sağ ol Leyla kızım. Rotanız yeniden hesaplanıyor. Rotanızdan çıkın 50 metre sonra sağa dönün. Sen de beni aynı yerde döndürüp duruyorsun. Mirza? Hanımefendi. İyi misiniz? Hanımefendi, beni duyabiliyor musunuz? Kusura bakmayın, aniden dönünce sizi fark etmedim. Korkutmadım değil mi? Sensin. Efendim? Hanımefendi, telefonunuz çalıyor. Affedersin. Deniz? Abla! Abla yardım et! Abla kurtar beni! Ablacığım ne oldu? Abla ben merdivenden düştüm. Sana yardım etmek istedim ama olmadı. Abla yardım et! Abla çok acıyor canım. Ablacığım sakın kımıldama, hemen geliyorum. Şöyle yukarılara yukarılara tut. Bana bak. Azıcık da ada çayı yakalım ha. Ada çayı da kem göze pek iyi gelir. Hatta şu kapı eşiklerine falan da az kahve dökelim. Dökelim Nermin teyzeciğim, dökelim. Hem zaten ben bütün camı pencereye köşeler varsa sirkeli sularla sildim. Eğer o Eylül ifriti eve bir şey musallat ettiyse çıksın gitsin diye maazallah. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Mahvetti benim çocuğumu. Aklıma geldikçe sinirim tepeme çıkıyor. Mahvetti benim yavrumu. Perişan etti. Az kalsın benim çocuğum elini kana buluyordu. Nermin! Nermin! Ya bu evin hali ne böyle ya? Her taraf duman içinde. İçerisi turşu gibi kokuyor. Açın şu pencereleri. Turşu değil. Adnan amcacığım, ben her yeri sirkeli sularla sildim nazar çıksın diye. Çek şunu gözümün önünden, alırım ayağımın altına, nazar nasıl çıkıyormuş görürsün. Adnan, azarlama kızı. Bunları yapmayı ben istedim. Sebep? Oğlumuzun halini görmüyor musun? Çocuğun hali ortada. Seyfo,
Şöyle bir türkü daha patlat da eşimiz yerine gelsin be. Şş, kırma beni ya. Oğlum. Yaz, bu ne hal? Seyfo, ne oluyor oğlum? Ya ağam. Ağamla şöyle bahçede biraz dertleşelim dedik. İşte türküydü mürküydü derken ağam bayağı coştu. Şimdi de durduramıyoruz. Oğlum. İyi misin? Kurban oldum. Annem. Sen ne harika bir kadınsın be. Öyle değil Melek. Ay. Annem harika bir kadındır. Öyle öyle. Öyle olmaz mı? Çok güzel. Öpeceğim. Ay Yağız Bey, öyle herkesin içinde ayıp olur mu öyle şey? Annelerin en güzeli. Seyfo, şunu yukarıya çıkar. Yatağına yatır. Sen de bakma. Sen de yardım et şöyle. Hadi. Tamam abi. Al işte. Al. Görüyorsun çocuğun halini. Yok anam yok. Yok. Mahvoldu benim çocuğum. Ya dert etme. Birkaç gün dağıtır, sonra toparlar. Neticede genç adam. Ya Nermin. Ya içim dışıma çıktı Allah aşkına. Şu aç pencereleri. Ya kaldır şunları ya. Nermin. Şatnan dur şimdi. Bu mu derdin? Eylül. Yalan ne? Bu adam yalan söylüyor de. Keşke doğruları söylemek kolay olsa. Ama yapamam. Sen hapse girersen babam acısından bir şey olursa yaşayamam ben. Anne. Kızım, ses etme. Baban duymasın. Açıyorum ben kapıyı. Burhan. Kıza bakayım dedim de ben. Akşamdan beri odada ya, merak ettim. Etme. Aklım takıldı Yaşar. Kızımı düşünmek de mi suç? O şerefimizi iki paralık ederken düşündün mü bizi ha? Onca terbiyesizliğe rağmen annem babam ne der diye düşündün mü? İhtiyacı vardır diye. İhtiyacı olursa söyler, biz de bakarız. Onun dışında bu odadan çıkmayacak. Madem kocasının yanına gitmiyor, madem baba evinde kalacağım diyor, o zaman bu odadan çıkmayacak. O kadar. İyi de Yaşar. Nurhan. Bana bak. 25 yıllık karımsın. Bu sözüme hürmet etmezsen, benden gizli bu kızı dışarı salarsan, yemin ederim silerim seni. Bir daha da yüzüne bakmam. Duydun mu beni? Deniz! Abla çok acıyor, bacağımı kımıldatamıyorum. Ben yanındayım ablacığım. Halledeceğim şimdi. Tut elimi. Hastaneye gidelim hadi. Sakat bacağımın üstüne düştüm. Tamam, sen yat. Ben yardım çağırıp geliyorum. Heh, annem geldi. Anne. Güler sen misin? Evet. Kardeşim merdivenden düşmüş. Hastaneye götürmemiz lazım. Yardım et. Tamam, tamam. Sakin ol. Nerede şimdi? Abla çok acıyor. Salonda. Dayan bir tane. Hastaneye gideceğiz şimdi. Tamam. Ayağa kalkabiliyor mu? Hayır. Üstüne basamıyor. Tamam, sakin ol. Yavaş, yavaş. Oh.
Oho. Of. Şu an... Başım çok ağrıyor. Sayfa birazdan ilaçlarını getirecek. Ben de aşağıya inip sana karbonatlı su yapacağım. Böylelikle mideni toparlayacağız, tamam mı? Ya Seyfo. Ha. Ha, niye bu kadar çok içtim ya? Melek melek. Pardon. Bana istediğin diyebilirsin. Hepsine razıyım. Tamam. Ağamın ilaçlarını getirdim de. Ha, ben içiririm. Sağ ol Melek bacı. Ben hallederim, sen merak etme. Ben işiniz vardır diye şey ettim. Ben buradayım çünkü onun için. Yok, sağ ol. İşim yok benim, ben hallederim. Seyfo. Aa. Kurban olurum sana ya. Al ağam, şunu iç. Başın ağrısı geçer, iç. Seyfo, buraya gel. Ana. Babam. Geldim ağam. Ben hallederim. Sağ olasın. Eylül. Yok. O. Hı. Bitti artık. Bitti. Artık bu kabustan kurtuldun. Artık sadece ikimiz varız. Senle ben. Biz varız aşkım. Ey Allah'ım. Bir zırlayıp durma Nermin. Oğlan gidiyor ağlıyorsun. Geri dönüyor ağlıyorsun. Bir sus be. Adnan. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Heh. Oğlumuzun halini görmüyor musun? O kız perişan etti benim yavrumu. İçti içti sabahlara kadar mahvetti kendini. Az kalsın katil oluyordu benim çocuğum. Ben ağlamayayım, kim ağlasın? Bir zamanda konuşunca bize suç buluyordun ama. Neyse. Seyfo. Konuş. Nedir durum? Yaz ne anlattı sana? Seyfo. Bak. Bir kere asıl ağanın kim olduğunu unuttun. Gittin Eylül'ü tuttun. Yaz'la Eylül'e arka çıktın. Sonra başına ne işler geldi? Unutmadın inşallah. Değil mi? Unutmadım ağam. Bir daha aynı hatayı yapma. Yaz'ın bu hali ne? Aklını başına al. Ne diyor Yaz? Eylül artık benim en büyük düşmanımdır diyor. Yaptıklarının hesabını tek tek soracağım diyor. Tövbe bismillah. Bu çocuk başına bir belaya mı sokacak? Elini kana mı bulayacak bu çocuk yoksa? Bilmiyorum ki Nermin anne. Ama ağamın durumu pek iyi değil. Bu hesap kapanmadı gibi geliyor bana. Ağam, ya istersen ben gideyim bir Eylül yengemle konuşayım ha. Ne yengesi lan? Ağzından çıkanın kulağını işitiyor mu ha? Adnan! Dilim suçtu ağam. Bana bak, o kız Yaz'a yaklaşmayacak. Uzaktan bile görmeyecek. Ne o, ne anası, ne babası. Onlardan uzak tutacaksın. Anladın mı? Emrin olur ağam. Seyfo, gözünü seveyim. Yavrumun iyiliği için başına bir hal gelmesin. Merak etme Nermin anne. Merak etme. Nermin, gel benimle.
Ben çok özür dilerim. Nurhan. Ne işi var bunun sofrada? Ne konuştuk biz seninle? İyi de Yaşar, o nasıl söz öyle? Çocuk yemek de mi yemesin? Koy tepsiye, ver odasında yesin. Ne dedim ben sana? Odasından dışarıya adım atmayacak demedim ha? Ama Yaşar... Kızım bu sofrada oturmayı hak etmiyor. Yerini bilsin. O odadan ancak kocasının evine dönmeye karar verdiği zaman çıkacak. O kadar. Baba. Konuşma benimle. Yürü git odana. Gözüm görmesin seni. Delirtmeyin adamı. Kızım. Anne tamam. Odamdayım ben. Ben bu sofraya bir kere olsun haram lokma koymadım. Zamanında kuru ekmek yedim. Aç kaldım ama şerefimle kalktım. Annesinin babasının namusunu hiçe sayanın bu sofrada yeri yok. Hazırlan yavrum. Hazırlan, gidiyoruz. Çıkaracağım seni. Nereye? Bu Koray Mendebur'undan seni bir an önce kurtarmamız lazım kızım. Burak! Sen bakma babana. Bakma yavrum. O senin başına geleni bilmediği için böyle konuşuyor. Ama bitecek bu kabus. Hadi annem, hadi hazırlan. Bırakma beni lütfen, çok acıyor abla. Dayan bir tanem. Ben yanındayım abla. Sen de gel, beni bırakma. Çok acıyor, canım çok yanıyor abla. Bırakma beni lütfen abla. Bırakmıyorum. Çok bak acıyor. Buradayım. Sen de gel, tamam mı? Çok acıyor, çok korkuyorum. Buradayım. Abla beni bırakma. Ben de geleyim. Bakın çok korkuyor, ne olur ben de geleyim lütfen. Hanımefendi lütfen burada kalın, yasak. Burada bekleyin. Çağırdın. Yağız'ın valizini hazırla. Ne valizi Adnan? Bir yere mi gidiyor çocuğum? Onu Azerbaycan'daki şantiyenin başına göndereceğim. Niye? Ya başka çare yok Nermin. Görmüyor musun çocuğun yaptıklarını? Bir gün beline silah takıp evi basıyor. Bir gün içip dağıtıyor. Okula falan da uğramıyor hiç. En azından biraz uzakta kalır da kafamız rahat eder. Ay yok. Yok, ben gönderemem çocuğumu bir yerlere. Yabancı ellere falan... Yok, istemem ben. Gönderemem. Ya iki adım yer. Kafan estikçe bin uçağa git. Ne olursa olsun. İki gün kaçıp gittiler de az kalsın ölüyordum hasretimden. Yok, benim yavrum dizimin dibinde duracak. Yapamam ben. Bak burada kalırsa o Eylül yine bir oyun oynar. O beceremezse bizimki bir aptallık eder, tutar elini kana bular. Hapse girer. Daha beter olur. Seyfo'yu duydum. Yaz Eylül'den intikam alacağım diyormuş. Belli ki peşinden gidecek. Burada durması doğru değil. İyi düşün. Sonra pişman olmayalım. Gönderelim. Aklını başına toplasın. Adnan amca. Nermin teyze. Ben ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Eğer müsaade ederseniz... Ben Yağız'ı Eylül belasından kurtarırım.
Onları aşağı bırakabilirsiniz. Büyük hanımım, ilaçlarınız. Kesme. Bir gel gel. Gel bir bak Allah aşkına bir bak. Bak Mirza burada bile bizden uzakta. O kafa var ya hep o işte güçte o. Bütün resimlere baktım. Hiçbirinde gülmüyor. Ne olurdu şöyle yanında dünyalar güzeli bir gelin olsaydı da. Mutlu mutlu gülseydi. Kısmet hanımım. Mirza Bey kafasına koyarsa o da olur inşallah. Ha. Mirza Bey'in kafası. O kafanın içinde sadece iş güç var. Varsa şirket, yoksa ihale. Ama ben bu sefer aklıma koydum. Ben bu işi şansa bırakmayacağım. Bu dünyalar güzeli kız var ya. Ne yapıp edip onunla evlendireceğim. Bu iş olana kadar bana gün yüzü yok. Kezban. Bir görsen. Melek gibi bir kız. Melek gibi. Biliyorum. Mirza'nın yüreğini şifalandıracak. Nasıl hanım. Nasıl tatlı. Çocuğun İçinin güzelliği yüzüne vurmuş. Mirza'nın o taş yüreğini cennet bahçesine çevirecek o kız. Biliyorum. İnşallah büyük hanım. İnşallah. Bana bak. Eğer o kızla evlenmezsen ben de o kağıdı imzalamam. Hatta hiçbir anlaşmayı imzalamam. Tamam Koray, ben hemen çıkıyorum. Tamam, görüşürüz. Bana bak, ne konuşuyorsun sen o uğursuzla? Allah Allah, gören de suçlu bizim kızımız değil, Koray sanacak. Bu sinir ne? Niye aramış, niye, ne istiyormuş? Sitenin duvarına bakım yapacağız. Koray'la anlaşmıştık. Karar alındığında çimentoyu falan almış. Aslında hiç yüzüm yok ama mecburen tamam dedim bir kere. Duvar öreceğiz. İnşallah o duvar yıkılır da altında kalır. Efendim? Yok bir şey. Nurhan, bana bak. Senin bu oğlanla derdin ne? Eylül'ü sevmekten başka ne yaptın? Kızın evliyken elin oğluna kaçtı gitti. Hala kapımı açık affettim diyor. Kız neler etti? O hala bana yardım ediyor. Sağ olsun diyeceğine şu suratına bak. Yaşar, bak eğer aklına girip de Eylül'ü geri döndürmeye falan çalışırsa... Yüz vermeyeceksin. Hayır diyeceksin. Kız burada kalacak. Tez zamanda da boşanacaklar. Nurhan, bana iş öğretme. Ne diyorsam onu yap. O kız o odada kalacak. Yoksa külahları değişiriz. Anlaşıldı mı? Nurhan, anlaşıldı mı? Anladık, tamam. Bilsen o uğursuzun kızına ettiklerini konuşmazdın. Fırat, şu an hastanedeyim. Rahat konuşamıyorum. Merak etme oğlum. Ben iyiyim. Bende bir şey yok. Babaannem. Babaannem olmadık, iş açtı başıma. Onu halletmeye çalışıyorum. Zaten yarın geliyorsunuz, konuşuruz. Bana bak. Sakın anneme bir şey söyleme. Bir de onunla uğraşmak istemiyorum. Tamam tamam. Ben seni arayacağım işim bitince. Merhaba.
Doktor hanım. Buyurun. Odasından çıktığınız hastanın durumu nedir? Yakını mısınız? Hayır değilim. Ama ben getirdim. Kusura bakmayın, bilgi veremem. Ama bir yakınlığınız varsa kendiniz gelip sorabilirsiniz. Hasta şu an kendinde. Ablacığım, canım bak yapma böyle ne olur. Hemen kötü şeyler düşünme. Doktor film sonuçlarını görelim öyle konuşalım dedi. Belli ki umudu var. Sen sıkma canını olur mu? İyi düşünelim, iyi olsun. Hepsi benim yüzümden. Yine her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Yine benim yüzümden hastanelerdeyiz. Deniz, lütfen yapma böyle. Ben sadece sana yardım etmek istemiştim ya. Eve gelince perdeleri astığımı görürsün, sevinirsin demiştim. Ama olmadı işte, beceremedim. Yine benim yüzümden hastanelere düştük. Nefret ediyorum ya, nefret ediyorum. Kesip alsınlar artık şu bacağımı. Bıktım ya. Deniz, kızacağım ama bak şimdi. Görünmez kaza bu. Herkesin başına gelir. Ağlama, sil gözlerini. Bak, çok şükür başka bir yerine bir şey olmadı. Hemen toparlanacaksın, sonra evimize gideceğiz. Ama hiçbir zaman tamamen iyileşemeyeceğim değil mi? Hep böyle kalacağım. İyileşmek için ameliyat olmam lazım. Ameliyat olmam için de para lazım. Ama bizim o kadar paramız yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Zaten ameliyat olsam bile %100 iyileşmem bir mucize. Hep böyle kalacağım ben. Canım, ablacığım yapma böyle ne olur. Önce şuradan bir çıkalım. Şu durumu bir atlatalım. Sonrasında eve gidince konuşuruz. Ağlama ne olur. Sen bizi mi dinliyorsun kız? Duymuş bulundum Adnan amca. Ama şimdi mesele bu değil. Yağız'ı Eylül'den kurtarmak için uzaklara göndermek zorunda değilsiniz. Ben onun Eylül'ü unutmasına yardımcı olurum. Allah Allah, nasıl olacakmış bu iş? Bizim kaç aydır yapamadığımız sen nasıl becereceksin? De bakalım. Hafızasını mı sileceksin? Yoksa uyurken tütsü mü koklatacaksın ha? Ben bunu söylemeye çok utanıyorum ama ben oğlunuzu çok seviyorum Adnan amca. Ona çok aşığım. Delicesine aşığım. Hayda, buyur işte. Yani eğer siz de bana destek olursanız ben Yağız'ı Eylül'ü unuttururum. Bakın ben Eylül'ü çocukluğumdan beri tanıyorum. Çocukluktan beri arkadaşım. Arkadaşım demeye de dilim varmıyor ama onun bütün hinliklerini, yılanlıklarını çok iyi bilirim ben. Ne yapıp ne edip Yağız'ı kendine aşık ettiğini çok iyi bilirim. Öz kızım gelinim olarak yanımda olsun istiyorum. Böylece ona analık edebilirim. Kızımla Yağız'ım evlenecek. O kadar. Kimse mani olamaz buna. Adnan amca, Nermin teyze bana sadece birkaç gün verin. Ben Yağız'ın aklından o kızı çıkartacağım. İsterseniz nikahlı karısı bile olurum. Öyle çok seviyorum Yağız'ı. Yürü hadi gidiyoruz anne. Anne. Benim yüzümden babam seni sürekli azarlıyor. Kendini tehlikeye atma boşu boşuna. Bırak. Vallahi isterse çeksin vursun. Ah şu kadar umurumda değil. Yok öyle. Benim çocuğumun canını yakacaklar. Canını yakan öyle elini kolunu sallaya sallaya gezecek dışarılarda.
Ben de burada rahat rahat oturacağım, öyle mi? Yok öyle şey. Önce o hastaneye gideceğiz. Olaydan sonra yattığın hastaneye. İsmini vermemişsin ama muhakkak biri biliyordur. O doktorlar moktorlar konuşmuşlardır kendi aralarında. Gideceğiz, rapor alacağız. Ondan sonra da belgesiyle ispat edeceğiz. O Koray'ı da hapse tıktıracağız. O ırz düşmanı en ağır cezayı çekmedikçe yemek içmek haram bana. Olur mu öyle şey canım? Değil benim kendi öz evladım, düşmanımın evladına rızası olmadan elini süreni ben affetmem. Gideceğiz, onu tutuklattıracağız. Ondan sonra da babanla Yağız'a tek tek ne var ne yoksa anlatacağız kızım. Hadi, hadi yavrum yürü. Annem. Yavrum. Yapma böyle kuzum. Yapma anne. Bak zaten benim pişmanlıktan içim içimi yiyor. Ben yavrumu nasıl gönderdim o pisliğin evine diye. Ben nasıl göremedim diye. Bir de sen yalvartma annene, olur mu yavrum? Hadi kuzum. Hadi annem, kalk çıkıyoruz. Hadi. Yapamam. Yapamam anne. Ben hemen sorup geliyorum canım. Sen hala burada mısın? Gitmişsindir sanıyordum. Gitmedim. Kardeşin nasıl oldu? Bilmiyorum. Doktor film sonuçları çıktıktan sonra gelip konuşacak. İnşallah iyi olacak ama... Anladım. Umarım hemen iyileşir. Bu arada teşekkür ederim. Hastaneye senin sayende hemen yetiştik. Çok sağ ol. Rica ederim. Lafı bile olmaz. Sen bize niye gelmiştin? Seninle bir şey konuşmak için gelmiştim. Benimle mi? Evet. Ama sanırım şimdi yeri değil. Yok, söyle, merak ettim. Babaannem bugün size gelmiş. Evet. Seni görmüş. Evet. Leyla, babaannem... Doktor hanım, bir saniye hemen geliyorum. Doktor hanım! Film sonuçları çıktı mı? Deniz'in durumu nasıl? Çıktı Leyla. Maalesef pek iç açıcı değil. Allah'ım. Tekrar yürüyebilecek değil mi? Arkesi ve ilaçlarının etkisiyle bir süre idare edebiliriz. Acısını hissetmediği için yürüyebilir. Ama bunlar geçici bir çözüm tabii. Evet. Vücudu arkesiye karşı direnç göstermeye başlayınca çektiği acı dayanılmaz olacak. Hep aynı şey oluyor. Çok kötü düşmüş. Kalça çıkığı darbenin etkisiyle kemiğe iyice oturmuş. Artık bekleyecek vakit yok Leyla. Deniz'in bir an önce ameliyat olması gerekiyor. Yoksa tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak. Tamam doktor hanım. Teşekkür ederim. Elimizden geleni yapacağız. İyi günler. Her şey yolunda mı? Yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ ol. Müsaadenle ben bir kardeşime bakayım. Ama seninle konuşmam lazım. Tamam. Önce bir kardeşime bakayım, sonra gelirim. Çivi çiviyi söker demişler. Yağız ancak başkasını severse bu illetten kurtulabilir. Bana müsaade edin. Yağız'ı Eylül'den kurtarayım. İn aşağıya. Bir şey demeyecek misiniz? Sizce nasıl yapalım? İn aşağıya dedim. Lafımı ikiletme. Nerede bir cins var ağamı buluyor? Aklını çelip
Unutturacakmış iki günde sevdiğini. Ya Salt ya, ya Salt. Doğru düzgün dinlemedi bile ağa bozuntusu keltoş. Yağız'ı Eylül'den ben kurtardım geri zekalı. Ben olmasaydım senin oğlunu şimdiye kafeslemişti o Eylül zillisi. Koray'ı da Eylül'ün üstüne ben saldım. Yağız için ben savaştım ve ben. O zaten benim. Benim. Allah'ım. Yapamam anne. Yapamam ne demek Eylül? Ne demek yapamam kızım? Gereken kişi sen değilsin anne. Kabahati olan utanır. Ayıp işleyen utanır. Sen utanmayacaksın. O utanacak. Utancından yerin dibine girecek hatta. Ama sen utanmayacaksın. Sen böyle susup pusarsan, korkarsan yaptığı yanına kalmaz mı kızım? Ha? Sen utanmayacaksın. Kabahatli olan o utanacak. Sen kızacaksın, bağıracaksın, hesap soracaksın ama utanmayacaksın. Kadınsın sen be, azıcık sesin çıksın. 40 yıllık kocan olsa kaç yazar? Eylül, kimse ama hiç kimse senin rızan olmadan sana elini süremez kızım. Anladın mı? Güçsüz gördü tabii o. Güçsüz gördü, üstüne vardı. Ama yok öyle gücü gücüne yetene. Sen böyle susup utanırsan, öbürü korkup kaçarsa, bir iki ses etmezse, ne olacak bu işin sonu kızım? Ha? Yaptıkları yanlarına kar mı kalsın? Yok öyle. Kalkacaksın, bağıracaksın, hakkını arayacaksın ama utanmayacaksın. Ben kabul etmiyorum. Benim evladıma ilişen öyle elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda gezemez. Ben kabul etmiyorum. Sen de etmeyeceksin. Kalk. Kalk Eylül, kalk, hesap soracağız. Açık bırakıyorum. Odanız havalansın, olur mu? Abla bir şey söylesene. Betim benzin atmış. Ne oldu? Deniz. Doktor kötü şeyler söyledi değil mi? Abla gözlerime bak. Ne olur doğruyu söyle. Hayatım boyunca sakat mı kalacağım yoksa? Öyle mi dedi doktor? Hayır Deniz. Ameliyat olunca bir şeyin kalmayacak. İyileşeceksin. Abla olamıyorum işte. Kaç zamandır olmam gerekiyor ama yok. O kadar paramız olmuyor bir türlü. Belki dedemin arsası satılır. Abla kim ne yapsın o arsayı? 15 yıldır arayıp soran yok. Ne yapsınlar dağ başındaki tarlayı? Bankadan kredi çekerim. Abla kaç kere denedin? Vermiyorlar işte. Kim bizim gibilere kredi verir? Ablacığım ne olur yapma böyle. Kötü kötü şeyler düşünme. İyi düşün, iyi olsun. Babam böyle derdi, unuttun mu? Kötüyü çağırmayın, iyi düşünün derdi. Babam öldü. Kendimizi kandırmayalım artık. Babam öldü. Ben de sakat kaldım. Sen de bana boş yere umut verip durma. Kendini de yorma. Özür dilerim. Biliyorum bizim için gece gündüz çalışıyorsun. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ama durum bu işte. Kabul et sen de. Etmiyorum. Söz veriyorum. Ameliyatın içine o parayı bulacağım Deniz. Söz veriyorum.
Dünyalar güzeli kardeşim benim. Sen de gönlünce gezeceksin. Bir daha bu acıları çekmeyeceksin. Söz veriyorum. Abla, beni buraya getiren adam kimdi? Mirza. Mirza mı? Cevizi çıkmış ha. Allah. Çocuk dayı oğlu çıktı ya be. Aa. Bu koku ne? Kızlar. Kız, bir şey mi yanıyor? Aa. Ay. Ay. Ay, yanmış bu çorba. Size iş emanet edip giden de kabahat. Leyla, Deniz, neredesiniz? Yine abla kardeş. Allah Allah. Ne olmuş buralara? Leyla. Açsana kızım, çatlatma adamı. Ay yok, bu açmıyor. Yok, Deniz de açmıyor. Allah Allah. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Ay. Sabri, benim kızları gördün mü? Ben de onları sormaya geliyordum. Senin haberin yok mu? Ne? Ne? Adamın biri aldı, götürdü apar topar onları. Senin kız düştü herhalde. Ya adam kucağındaydı böyle, apar topar da hastaneye gittiler. Ne? Kız, sen ne diyorsun? Papucumun ağası. Sen ağaysan ben de İffet'im be, İffet. Allah'ım yarabbim. Göreceğiz bakalım benim yaman, benim yaman. Hayırdır ablacığım? Sinirler bozuk gibi, ha? Bir isteğin mi vardı? Yok yok. Ben çıkıyorum. Ağam sorarsa mekandaymış dersin. Melek bacı. Melek öyle. Aklından geçeni söyledi. Hemen sakın celallenip de kızı kovmaya falan kalkma. Günahtır. Yazı olan hislerini de az buçuk biliyoruz zaten. Yardım etmek istemiş. Garip, ne yapsın? Neciydi bu kız? Akraban mıydı? Süt Hanım'ın torunu. Anası babası kim bu kızın? Ne iş yaparlar? Düzgün insanlar mı? Sen baktın mı neymiş kızımın adı? Melek. Kızının adı Melek. Düzgün insanlar Adnan. İyi insanlar, temiz insanlar. Yani öylelermiş. Kız, yazık. Hem yetim hem garip. El yanında sığıntı gibi büyüdü ama. Mayası güzel, ben kefil. Çok ağrıyor ya. Bir ağrı kesici daha getirdim. Gel bak, bundan da iç bir tane. Kahveyi de içince rahatlarsın. Güzel kızım. Şimdi utanıp ağlama zamanı değil yavrum. Şimdi hesap sorma zamanı. O Koray'ı sürüm sürüm süründürme zamanı.
orayı inkar eder. İftira atıyor der. Bana bunu yapan hiç utanmadan yalan da söyler. İstediğini yapsın. İstediğini söylesin. Polis rapora bakar. Polis senin ifadene bakar. Kimse tutup da o cibilliyetsizin söylediğini ciddiye almaz. O yüzden de gidip raporu almamız lazım. Var zaten. Hastanede adli tıp raporu var. Hatta kadın doktor var bir de. O her şeyi biliyor. Ne güzel işte. O zaman gideceğiz. İlk iş o kadını bulacağız. Ondan sonra da polise gideceğiz. Koray'dan şikayetçi olacağız. Ama Koray'da da bir rapor var. Biri bunu darp etmiş. O da beni suçu yazının üstüne atmakla tehdit etti. Eğer konuşursam onu hapse attırırım dedi. Anne, ona bir şey olmaz değil mi? Sana ettiği yetmedi. Bir de sevdiğini hapse düşürmekle mi tehdit etti o? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol yarabbim. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Biz seni nasıl bir belanın içine düşürdük Allah'ım. Ama korkma yavrum, korkma. Hiçbir şey yapamaz. Bu ülkede polis var canım, devlet var. İstediği kadar kaçsın. İsterse yerin dibine girsin, onu oradan çıkarırlar, hapse tıkarlar. Tamam. Tamam ama hani biz hala boşanmadık ya. Bir şey demezler değil mi? Annem, bak kızacağım ama. Ne diyorum ben sana? İstersen evli ol. İster bu adam senin 10 çocuğunun babası olsun. İster bey olsun, ister ağa olsun. Sen rıza göstermedikten sonra kimse ama hiç kimse sana elini süremez. Aha o kadar bitti. Yok el alem ne der? Yok babam üzülür. Yok laf olur, söz olur. Geçeceksin bunları. Yavrum, bu can da bu beden de sana emanet. Gerisi lafı güzaf. Anladın mı? Hem bugün sana bunu yapanın yarın bir gün başkasına ilişmeyeceği ne malum? O yüzden de gideceğiz Eylül. Kalkıp gideceğiz. Kalk gidip hesap soracağız. Korkmayacaksın annem. Korkmayacaksın yavrum. Anne, İyi ki yanındasın. Kapının önünde seni mi bekliyor şu an? Ay bakacağım ya. Deniz, saçmalama, yat yerine. Ne konuşacakmış peki? Bilmiyorum. Burada durma o zaman, hadi git konuş. Ben de merak ettim ne diyeceğini. Tamam giderim, sen iyi misin? İyiyim iyiyim, ağrı falan hiçbir şey hissetmiyorum. Hadi sen git artık, bekletme. Güçlü bir ağrı kesici yaptılar. Ameliyata kadar seni idare edecek ilaçlar verecek doktor. Ağrı çekmeyeceksin merak etme. Ama serumun bitene kadar dinlenmen lazım. Ablacığım, hayatının aşkı şu an seni kapının önünde bekliyor. Sen de bana burada laf anlatıyorsun ya. Gidip konuşur musun şu adamla artık? Hadi gözünü seveyim, çık git odadan bir konuş et. Nasıl görünüyorum? Melek gibisin melek. Sen her haline güzelsin, ablaların bir tanesi. Kusura bakma. Beklettim seni. Leyla, ben lafı dolandırmayı sevmem. Boşuna zaman kaybı. Evet. Leyla! Leyla! Deniz nerede? Ne oldu kızım? Niye haber vermiyorsunuz bana? Anne Deniz odasında yatıyor. Ne oldu kızım? İyi mi şimdi? Merdivenden mi düştü? Yürü yürü hadi, nerede? Yavrum iyi misin ha? Ha iyi misin? Bir şeyim yok, iyiyim, sakin ol. Ağrı kesici verdiler. Ay şu ameliyat parasını da bir türlü denkleştiremedik. Tarlayı da bir türlü satamadık ya. Anneciğim bir de sen başlama tamam. Abla
Konuştun mu Mirza ile, ne diyor? Mirza mı? Yanındaki Mirza mıydı? Deniz. Mirza ablamla konuşmaya gelmiş. Aa, ne konuşmaya gelmiş? Allah Allah. Sabah Saadet Hanım, şimdi de torunu. Ayol, bunlar neyin peşinde? Kız bana bak. Yoksa seni hizmetçi mi istiyorlar yanlarına? Bana bak. Sigorta yapmayacaklarsa sakın kabul etme ha. Yok artık anne ya. Koskoca Mirza Teşoğlu hizmetçi peşine buralara gelir mi? O da doğru ya. Allah Allah. Ben de merak ettim şimdi. Kız hadi git konuş da sonra gel bize anlat hadi. Tamam. Ben git diyorum, kız su içiyor. Nasıl heyecanlandıysa. İyi misin, biraz daha toparlayabildin mi? Aa, çok sağ ol. Gözümü açtım sonunda. Ya sen benim bu eve nasıl geldin biliyor musun? Sen hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. En son Seyfo ile bahçede oturuyorduk. Sonra bizim mekana gittik. Saz çalıp türküler söyledik. Ama ondan sonrası yok. Orada film kopmuş bende. Dur, dur bak ben sana anlatayım. Sen şimdi eve girdin, tamam mı? Seyfo! Bir türkü çal da dinleyelim. Melek, gel buraya, öpeceğim. Nasıl? Ben seni öpmeye mi çalışayım? Ya kusura bakma, terbiyesizlik etmişim. Ya olur mu canım öyle şey? Hem zaten sarhoştun. Bir öpücüğün lafı mı olur? Keşke herkes senin gibi sarhoş olsaydım. Ama bir an yine dengeni kaybettin. Görmüyorum. Kör oldum. Görmüyorum anne. Ay ben gözünü seveyim. Kızın kalbini kıracak bir şey söyleme. İyi niyetinden dedi öyle o. Oldum ağır. Ne oluyor? Seyfo! Sen mi koydun bu duvarı buraya? Bayağı rezil olduk desene. Daha komik ne biliyor musun? Biz şimdi Nermin teyze dedi ki şunları yakalım da evdeki nazar çıksın bir şeyler. Evde duman. Sen o dumanların içine girdin böyle. Anne görmüyorum. Anne neredesin? Neredesin? Tamam Nermin, kabul. Bu kız Yağız'ın gönlünü çalıp bizi Eylül belasından kurtaracaksa onu gelin eder, evime alır. Oğlun da dizinin dibinde oturur. Gel annem. Gel yavrum. Bitirelim bu kabusu. El ele aşacağız annem. Birlikte aşacağız bu felaketi. O zaman Yağız da, baban da seni anlayacak. Herkes yanında olacak. Ailene de, sevdiğine de kavuşacaksın Eylül. Gel.
Şey, kusura bakma. Annem gelince... Önemli değil. Şimdi her şey yolunda değil mi? Gelecek gidecek biri kalmadı. Yok, rahatça konuşabiliriz. Bak Leyla, ben lafı uzatmayı sevmem. Hem vaktimiz de yok. Babaannem seni görmüş ve beğenmiş. Seninle evlenmemi istiyor. Babaannem benim için her zaman en iyisini ister. Artık daha fazla zaman kaybolsun istemiyorum. Madem seninle evlenmemi uygun görmüş... Mirza, ne diyorsun? Lütfen sözümü kesme. Leyla, benimle evlenir misin?